Aynı zamanda şunu da belirtelim. Deplasmanda en az kaybeden takımlar ligde Trabzonspor ve Fenerbahçe. Evet. Birer mağlubiyetleri Ben var onun için sadece. söyledim. Hani Trabzon O da deplasmanda doğru. daha iyi ama Ilgaz çok güzel uyardı bizi. Saha zemini tabii ki buna müsaade edecektir. Evet. Peki şu... Ben biliyorum cevabı. Hayır. Etmeyeceksin abi. Trabzonspor'un deplasman karnesi de ekranlarınızda. İkinci hafta beraberlik, dördüncü hafta beraberlik, altıncı hafta Fenerbahçe deplasmanı tek mağlubiyeti aldı Bordo Maviller. Ardından Alanya Spor deplasmanı beraberlik. Kayseri Spor'u mağlup etti. Özür dilerim. Ankara Gücü'nü mağlup etti. Kayseri Spor'la berabere kaldı. Hatay Spor, Fatih Karagümrük galibiyetleri, Antalya beraberliği, Gençler Birliği, Beşiktaş diyerek devam etti Abdullah Avcı. O Fenerbahçe maçında da ilk 45 dakika şahane bir oyun. Evet. 45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasının sağ yan çizgisine doğru düşürüldüğü pozisyon yarım metre önde olsa. Evet, o Newton dönemi. Penaltı 2-0. İş belki bitti. Abdullah Avcı için o zaman şey olacaklardı. Zor olacaktı. Belki hoca gelmeyebilirdi. Çünkü yani. O mağlubiyette 45 dakika Trabzon'un oyunu var yani. Evet, ilk yarı değil mi? İlk yarı Trabzon'un oyunu muazzam. Var. Muazzam. Takımlar sahaya... 2-0 gitse başka bir şey olacak. Tabii. 1-0 gitti Trabzon'un. Dengeler değişecekti. Takımlar nasıl sahaya çıkmıştı onu da hatırlıyoruz. Bugün Bakasetas 11'deydi. Baker-Berat ikilisi savunmanın önünde kullanılmıştı. Kamil Ahmet Serkan'ın sakatlığında savunmanın sağ tarafında görev yapıyordu. Marlon, Hugo, Edgar, Kamil dörtlüsü. Uğurcan'ı artık maçın adamı olarak saymamaya karar verdim ben şahsım adına. Ben de sana katılıyorum. Artık maçın adamı listesinde Uğurcan hiçbir zaman olmamalı. Hani bu haftanın en iyi performansı kimdi? Uğurcan gibi isimler artık liste dışı bırakılmalı. Çünkü bazen maçlarda gerçekten haksız rekabet oluyor. Bugün iş düşmedi. İş düşmedi. Yani düştüğü bugün, anlarda yani, da devreye girdi ama tabii. Geçen haftaki, şimdi kalecilerden açıldı madem. Hani Altay'ın, Uğurcan'ın. Yani, Muslera'yı zaten... Muslera da aynı kategoride yani, tabii. O yıllardır o şeyi izletiyor bize. Sürekli evet. izletiyor bize ama bu iki kaleciyi, Uğurcan'ı, Altay'ı hemen yurt dışında seneye... Buralar değil artık buraları bir şekilde açtı onlar. Bence Avrupa'ya, zamanla Avrupa'ya gitmeler lazım. Ya bence İsteyenler çok gerekiyor. Var. Yani İngiltere Ligi tamam hani izliyoruz, çok keyifli bir lig, müthiş futbol oynanıyor falan ama öyle kalecileri görüyoruz ki yani niçin burada Uğurcan olmasın diyoruz. Gidip yani, Altay olmasın diyoruz. Tabii, gidip yani. Her takımda şu an oynayacak seviyedeler. Ben hani Uğurcan'ı çok yakından hem çalıştığım için söyleyeyim. Altay'ın zaten performansı ortada. Çok iyi. Ama Uğurcan'ı çok yakından çalıştığım için şöyle söyleyeyim. Ayaklarına hani hep ben bunu sürekli altını çizerek, vurgulayarak söylüyorum. Ayaklarını bazen kötü diyorlar. Ayakları çok çok daha iyi. İstediği yere topu atabilecek bir kaleci. Milli takımının son 10-15 yıl kaleciye ihtiyacı yok inşallah. Daha da gelecek çok daha nesilde çok daha iyi kaleciler var. Performans düşer çıkar tartışılır ama Trabzonspor özelindeyken hani milli takım ama yine Uğurcan'da kalarak gidelim. Şenol Güneş, Mert Günok mu birinci kalecisi yapar? Altay'ı mı yapar, Uğurcan'ı mı yapar? Bu çok zor bir karar. Tabii ki efsane bir kaleciden bahsediyoruz. Ama milli Mert olmaz bence. Teknik direktörü. Şu Mert an, şu form grafiğinle. Şu anda form. Mert çok sallandı. Ama işte bazen teknik direktörler bizim hiç tahmin etmediğimiz bir şeye bakıyor. Hani eğer Uğurcan'ın pas kalitesine güvenirse ayağına yine Uğurcan olur. Ama İşte çok zor ya. Bu ya, Euro 2021'de belki de en fazla tartışacağımız konu bu olacak milli takımlar özelinde. Forma bakarsan, hoca güvene bakarsan belki Mert'i tercih evet. edecek. Güven. Güven ama olarak. Forma bakacak olursa sen, o zaman Uğurcan'ın altı ama ilk önde Uğurcan. Ve bu üçlüye Mert dışarı çıkarsa girecek bir numaralı aday herhalde İrfan Can Ayırbayat değil mi? Göztepe'nin kalecisi evet. kesinlikle. Evet. O da, üzerine koya çok, koya çok. Devam ediyor. Uğurcan da Allah nazardan saklasın. Ben Malatya'nın kalecisi de beğeniyorum. Bugün de birlikte kritik top Sertaş çıkarttı. Mi? Yok Malatya'nın kalecisi Abdü Samet. Birlik bir takımında oynuyor zaten. Üçüncü kaleciydi normalde o sezon başı. Tamam. Hamza Hoca yabancı bir kaleciyi kesti. Hatırlamıyorum adını şu anda. Tamam yedeğe de Sertaş'tı. Evet. Ondan sonra Abdü Samet'i koydu hocam. Kayseri'nin kalecisi geliyor. Muhtemelen alt yaş milliği vardır Doğan'ın. Doğan. Vardır mı alt yaş milliği? Doğan'ı biz işte. Burada Hikmet Karaman'la son sayfa programına çıktığımızda... Bir görüntü göstermişti. Frikik atıyorlar yabancı oyuncularla beraber. Kalede de Doğan vardı. Bu çok iyi kaleci olacak dedi. Sonra Samet Aybaba ilk maç koydu. Sakatlandı. Lungu sakatlandığı maçta şey geçmişti kaleye. Galatasaray'dan giden Eray. Kaleci. Eray mı? Yok Eray değil. Bir tane daha sakallı vardı. Değil. Tamam. Eray değil. Diğeri geçmişti. Unuttum ismini kusura bakılmasın. Sonra Doğan oynadı bir maç. Çok da iyi maç çıkarttı. 2-3 maç yedek kulübesindeydi. Sonra bir daha Samet Aybaba aldı onu. Bir 2-3 maç kenarda bekletmişti. Trabzon maçında ilk onu gördük biz. Ama çok iyi kaleci Doğan. Abdullah Avcı Hoca neler söylüyor bir bakalım. Trabzonspor hep ilk dörtte olmalı diyor. Trabzonspor her hafta ispat maçına çıkacak. Camia bize çok iyi enerji veriyor. Adım adım gideceğiz.
başkana ve yönetime sağlıklı çalışma ortamı verdikleri için teşekkür ederim diyor Abdullah Avcı Hoca. Ben biraz erken okumaya başladım galiba arkadaşlarım beni uyarmadan. Ama evet, her hafta ispat maçına çıkacağız, adım adım kazanacağız diyor. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar. Bazen yoğun tempodan günleri şaşırıyoruz. Her şeyi denediler, belki de şut atma rekoru kırdılar. Gerçekten şut rakamında muazzam bir rakama geldi Trabzonspor. Bazıları çok amaçsız da ama onu. 25. Evet. Tamam ama bazıları şey. Yani denemek tabii ki burada çok önemli. İyidir de. Ama bazen. Bazen seçenekler varken şut denediler, öyle ifade edelim. Daha doğru seçenek varken şut denedikleri 4-5 pozisyon var. Vakame özelinde hatta yani. Yalnız şu kısım kritik. Harika bir oyuncu grubuna sahibim diyor doğal olarak hocam. Onun alt metni ne biliyor musun? Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar. O birinci cümlenin alt metni ne biliyor musun? Ben evet. Daha önce harika bir oyuncu grubuna sahip değildim. Ama hep hoca böyle kaliteli oyuncularla çalıştı. Ha şimdi Abdul Hoca'ya baktığın zaman elinde çok iyi alternatifler var. Ben seni anlamadım Mehmet Ayhan, hakikaten. Yani şey yok. Açıklamanı istediğim için anlamadım. Trabzonspor'daki oyuncu grubundan, onların ahlakından anlayışlı, yani sportif ahlakından ve anlayışından çok mutlu hoca. Tamam. Evet. Berat Özdemir. Sağ ol. Berat Özdemir, maçlardan önce çok video izlerim. İdolüm çok var. Barcelona'dan Sergio Busquets var. Fiziğimiz de benziyor. Genelde onu izliyorum diyor. İnşallah onun gibi olur. İnşallah. Bileğimde sıkıntı yok. Keşke daha sert darbeler olsa da takımım maç alsa. Takım beni çok güzel karşıladı. Onlar bana öyle yaklaştığı için ben de uyum gösterdim diyor Berat Özdemir. Gelecek sene oyuncu bak. Bakasetas da aynı şeyi söylüyor. Bakasetas da. Şimdi dikkatini çekilmesi gereken tek şey bence bu. Her gelen oyuncu daha 2 hafta, 3 hafta, hani Berat biraz fazla olmuştur, 1 ay olmuştur ama her gelen oyuncu da şunu gösteriyor. Ne güzel karşılamışlar. Adaşım bana slogan atma. Söyle. Bana 5 Şubat 2022 günü Berat Özdemir Trabzon forması giyer mi onu söyle. Bak Berat şu Avrupa'ya gider. Bana onu söyle. Sen peki bak ne diyorsun? Trabzonspor takımı bu sıkıntılı süreçte 2-2,5 milyon euro bandında bir para vermiş. 2,5 milyon bir para vermiş. Ben 5 Şubat... Niye vermiş onu? Yani Allah sakatlık kaza bela vermesin, bu formun üzerine devam etsin. 5 Şubat 2022 günü Berat Özdemir Trabzonspor'da olacağına inanmıyorum. Bak yeter ki gitsin. Trabzonspor'a Türk futbolunda her şeyi kazandırsın. Gitsin bizi Avrupa'da temsil etsin. Çünkü zaten bunu istiyoruz. Komple bir dönüştürdü, değiştirdi çocuk ya. Yani ama çok, burada çok değerli buluyorum. Yani inşallah devam eder böyle. Üzerinde çok durdu ona. Ama işte Berat Aybak bence daha henüz tam oyuncu değil. Kimliğinde kazanamadı. Biraz onu daha söyleyeyim. Zamana ihtiyacı var. Daha bir pozisyon kimliği ve oyuncu kimliği kazanacak yani. Ya tam oturmadı daha. Gibi. O yüzden bir sene diyorum. Yani o yüzden bir sezon demiyorum. Bir sene, iki tane mesela, özellikle sezon başı bir Abdullah Hoca'nın nerede? Slovenya'da mı? Bir yerde kamp yapıyor. Slovenya'da yapar. Slovenya'da bir kampı yiyecek Trabzonspor oyuncular. Eğer pandemi izin verirse. Verir inşallah. İnşallah. Temmuz'da falan yani inşallah. Çok, senin dediğine katılıyorum. Şey yani gelecek sene bugünlerde bilmiyorum arkadaşlar. Milli takım kadrosunda olur. Zaten ümitliydi ama artık onu biraz daha çıtayı yükseltecek. Hedefini koymuştur zaten. Şimdi Mehmet'in